Merhabalar. Kültür gündemini paylaşmak üzere bu haftada Kültür Servisinde birlikteyiz. Bugün konuğumuz Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Robert Koptaş. Edebiyatımızın kıymetli yazarlarından Sevan Biberyan'ın 100. yaşı kutlanıyor ve bu kapsamda açılan Yazmak Teselli Oluyor sergisi İstanbul'da devam ediyor. Robert Koptaş'la Biberyan'ı konuşacağız, sergiyi konuşacağız. Dünden bugüne Ermenice edebiyata açılan penceremiz Aras Yayınları'nı konuşacağız. Ama başka gündemlerimiz de var. Onlardan bir tanesi de geçen haftadan bu haftaya uzanan Sezen Aksu Odağı'nda yaşananlar neler olduğunu biliyorsunuz. Şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterildi, tartışmaya Rütük girdi, Diyanet girdi. Erdoğan tehdit etti, sonra Sezen Aksu bu tehditlere, saldırılara diyelim yeni bir şarkı yazarak, şarkı sözleri yazarak cevap verdi ve son dönemin en şenlikli, en hoş eylemlerinden birine şahit olduk. Biz Robert Koptaş'la bu konuyu da konuşacağız. Çünkü bu güzel eyleme, harekete diyelim, o öncülük etti, o başlattı. Robert hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Buradan başlayalım istiyorum. Çünkü bence gerçekten çok kıymetliydi. Dil kopartma tehdidine karşı pek çok dille yanıt verildi ve senin Ermenice'ye çevirmenle başladı bu olay. Anlatır mısın neler oldu, neler yaşandı? Tabii ki seve seve. Yani herkes gibi ben de ülke gündemini kaygıyla, bazen öfkeyle, bazen ürkerek takip ediyorum. Ve Erdoğan'ın Sezen Aksu ile ilgili açıklaması, ondan önce Sezen Aksu'nun zaten başka kesimler tarafından da hedef haline getirilmesini de aynı duygularla takip ettim. Erdoğan'ın açıklaması iyice beni hem kızdırdı hem ürküttü. Ve tabii ki birçoğumuz gibi yakından takip ediyordum. Sonra Sezen Aksu'nun tepkisi gelince cumartesi günü, yani evdeydim ve çalışıyordum. Benim için çalışma günüydü. O duruştaki hani geri adım atmamak, boyun eğmemek tavrı, görmüş geçirmişlik, hani hem bu da geçer yahu diyen Sezen Aksu'nun, hem de bu dünya Sultan Süleyman'a da kalmadı, size de kalmaz diyen tavrını çok ilham verici buldum ve çok önemli buldum siyaseten de. Ve böyle çok gayri ihtiyari bir şekilde aslında ben yani iki dilli sayıyorum kendimi. Ana dilim Türkçe, ben Ermenice'yi sonradan öğrendim. Ama Ermenice ile Türkçe arasında gün içinde, hayatımın içinde sürekli gidip geliyorum. Her hafta bir şiir çeviriyorum Aras Yayıncılığı'nın sosyal medya hesabı için. Çok böyle gayri ihtiyari bir şekilde kendinden, yani sanki bir dilimden öbür diline çevirirsem bu şiirle, avcı şiiriyle daha çok baş başa kalırım, onu sanki daha çok özümserim gibi bir şeyle. Hem de aynı zamanda paylaşmak da isteyerek, yani bir tavır ve jest olarak çevirdim önce hızlıca, sonra da Twitter hesabımdan paylaştım. Paylaşırken de açıkçası şey vardı, yani böyle bir hafiften bir çağrı yapma arzum da vardı ama şey diye düşündüm, cumartesi akşam öyle kim şiir çevirisiyle uğraşır diye düşünüp vazgeçmiştim. Onu ima eden bir şeyle, yani bu ülkenin, bu toprakların bütün dillerine çevrilesi diye bir notla paylaştım. Sağ olsun insanlar, yani çok benzer duyguları paylaştığımız çok sayıda insan hemen hem benim çevirimi paylaşarak, hem kendi bildikleri dillere çevirerek bunu böyle benim attığım küçücük suya attığım küçücük taşı kocaman bir dalga haline, dalgalar haline daha doğrusu getirdiler. Bundan hem buna hem şaşırdım hem bundan mutlu oldum. Çünkü bence de Sezen Aksu bugüne kadar yaptıklarıyla önemli bir figür. İşte sen ağlama dediğinde ya da başka şekillerde bizi türlü şekillerde duygulandırmıştı. Biz burada onun sesinin kısılmaya çalışıldığı veya onun nezdinde aslında hepimizin sesinin kısılmaya çalışıldığı duruma hep birlikte sen ağlama diyerek bir anlamda tepki göstermiş olduk. Ve bu kadar çok yayılması da aslında ülkede hani yaratıcı jestlerin, yaratıcı eylem ve protesto yollarının her zaman kendi çatlağını bulabileceğini gösterdi bence. Ve o tavrı göstermek de önemliydi. Bu büyük bir şey değildi. Yani bir şeyleri sarsmak, bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek için değildi ama bir anlamı vardı. İçi doluydu, kendiliğinden ve sahiciydi. Bu anlamda da benim kişisel hayatımda da güzel bir not oldu. Tarihe de küçük bir not düştük diye düşünüyorum hep beraber. Bence gerçekten tarihe geçti çünkü kaç dil saymadım ama 70'lere ulaştı ya da bir dilin farklı lehçelerine diyelim. Yani çok fazla sayıda çeviri oldu. Bir arkadaşımız pazar sabahı 77 dil diye aslında mecazen öyle söylemişti. O sırada henüz 29 dildi. Ben tabii yayılmaya başlayınca takip ettim. Bunun sorumluluğunu da hissettim. Kayıt altına almak sorumluluğunu da hissettim. O sırada 29'du. Şu anda yaklaşık 57-58
oldu. Yani çok hızlı bir şekilde hem bu topraklardan hem dünya topraklarından, çok farklı yerlerden, Afrika'dan, bazı kurgu dillere, Esperanto gibi, işte Morse alfabesine, kuş diline, Türkçenin tersten yazımına, yani hem yaratıcı hem neşeli hem tavır koyan bir şey olarak, hem de çoğulluğumuzu, yani farklılıklarımızla da bir arada olduğumuzu, bunların illa bizi ayırmadığını, bir araya getirdiğini gösteren bir jest olarak bence anlamlıydı ve çok güzel oldu diye düşünüyorum. Çok kıymetliydi gerçekten. Şimdi bu dil koparma sözü bence şimdiye kadar duyduğumuz en doğrudan, en sert ve en niyetini açık eden tehditlerden biriydi. Bence de hepimize karşı bir susun sözüydü. Şimdi buna dillerle yanıt vermek çok hoş. Çünkü Türkiye'de bizim dillerle ilgili meselelerimiz var. İşte bilinmeyen bir dil diye geçiyor, zaman zaman karşımıza çıkıyor. Ermenice bazen yok sayılıyor. Bunu konuşacağız zaten Aras yayınlarının yaptığı şeylerle. Onun dışında tehlike altındaki diller var. Hemşince'ye çevrildi mesela. Hı-hı. Sonra artık unutulmaya lüzumsuz işte Ladino diline çevrildi. Bu da çok kıymetliydi değil mi? Bu ülkenin, bu coğrafyanın zaman zaman yok sayılan dilleriyle de muktedire karşı. Evet, yani bizim resmi zihniyetimiz zaten çoğulluk değil, tekçilik üzerine kurulmuş. Yani devlet ideolojisi veya iktidara talip olma yollarından biri o çoğulluğu zaten bertaraf etmek. Toplumda da bu böyle algılanıyor. Toplumun kendisi çok renkli ve çeşitli olsa da ideolojiler bizi bu anlamda körleştiriyor. Bunun sağda da solda da karşılığı var bu arada. Ama ülkenin en büyük topluluğu olan, yani azınlık bir, yani Türkler dışındaki en büyük topluluğu olan Kürtlerden başlayarak ya da bir dini inanç yolu olarak Alevilikten başlayarak gayrimüslimlere, LGBT'lilere bir sürü topluluk aslında dışlanıyor, eziliyor. Dolayısıyla tam da dilin koparılmaya çalıştığı yerden, dillerle dilimi koparamazsın, beni ezemezsin, sesimi ezemezsin demek kıymetliydi. Bu jest düzeyinde kaldığı zaman insanlarda belli bir bilinç uyandırmayabilir. Ama özellikle türlü anlamlarda çoğunlukta olanların herhangi bir tehdit karşısında bu çoğunluğu hatırlamalarının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtçe'yi, Sezen Aksu'nun şarkı sözünün Kürtçe'ye çevrilmesi anlamlı geliyorsa, Kürtçe'nin bu ülkede nasıl sınırlandığını, nasıl ikinci sınıf dil, bilinmeyen dil, neredeyse yabancı bir unsur ve hatta düşman bir unsur gibi algılandığını da çoğunlukta olanların hatırlamasının anlamlı olacağını tabii ki düşünüyorum ve diğer bütün dillerinde. O yüzden de bu pek çok dile çevrilmesi bence o çoğulculuğu söylediğin gibi hatırlattı. Peki Sezen Aksu ile hiç konuştunuz mu? Ya işte Robert ne kadar güzel bir şey yapmışsın diye. Biz şahsen tanışmıyoruz. Bazı arkadaşlarım şey dediler, seni arar mutlaka bunun üstüne dediler. Ben öyle bir şeyi, yani utanır ve çekinirdim. Çünkü ben gerçekten küçük bir şey yaptım. Öyle teşekkürü hak edecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Eminim haberi olmuştur, bilmiyorum. Ama öyle bir şey olsa bizim teşekkür etmemiz gereken bütün hayatı boyunca yaptıklarından dolayı, ama sizin internet sitenizle ilgili dava meselesinden de sistemi de iletirdim eğer öyle bir şey olsaydı. Çok teşekkürler. Dolayısıyla o telif hakkı meselesinden dolayı kültür servisine yapılanı da ben hatırımda, öyle bir fırsat olsaydı bunu da söylemek isterdim. Çok teşekkürler. Evet, davamız sürüyor, devam ediyor ama sonuçta ifade özgürlüğü söz konusu olunca tabii ki. Desteğimiz hiç azalmayacak bundan sonra da. Diyelim. Fazla sahip besleyecekmiş Sezen Aksu'nun avcısını. Şöyle düşündüm, şarkı olsa ve pek çok dilde söylense ne kadar güzel olur diye. Sonra bir podcast fark ettim. Onlar seslendirmişler. Çok hoş olmuş gerçekten. Evet, o da yani bu başlayan dalgayı büyüten adımlardan biriydi. Pek çok insan buna katıldı. Belki on binlerce insan katıldı. Yani milyonlarca insan aslında bu tweetleri paylaştı. Sadece 57 dil meselesi değildi. Uras Kaspar arkadaşımız ki podcast dünyasını iyi biliyor, dünyanın içinden geliyor. Onun önerisiydi. O da başka bir boyut katmış oldu. 10 dilde sanırım seslendirildi. Seslendirildi. Ermenice'yi de ben seslendirdim. Ve o hala şey, işleyen bir şey. Yani sosyal medya hesaplarımızdan bakıldığında Uras Kaspar arkadaşlar ararlarsa isteyen istediği dilde okuyabilir. Yani avcıyı. Orada da bir ses arşivi oluşmuş olur. Bence güzel de olur. Yani podcast yayınlanan platformlarda sesimi ezemezsin diye arama yaparlarsa o kayıtları dinleyebilirler izleyiciler.
Erdoğan'ın sözlerinden bahsedersek, çarşamba günü tekrar konuştu bu konuda. Dedi ki, ben Sezen Aksu'dan bahsetmiyordum dedi, o kıymetli bir sanatçımız dedi. Ama dedi işte Hava validemize, Meryem validemize hakaret vardı dedi. Ben işte dilini koparma ifadesini kutsala karşı yönelen bir tavır olarak ifade ettim dedi. Bu sözleri geri adım olarak yorumlandı. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Tehdit ortada duruyormuş gibi. Sen neler söylersin diye. Yani bir geri adım var ama bir yandan da yok. İki boyutu var meselenin. Sezen Aksu'yu hedef göstermedim derken, yani Sezen Aksu muhatabım değildi derken geri adım gibi görünse de dil koparma ifadesinin arkasında durmuş olarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla orada bir tehdit hala sizin dediğiniz gibi devam ediyor bence de. Ve şunu hatırlamamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin çok kırık dökük bir demokrasisi vardı. Şimdi ondan çok daha geriye gitmiş olduğumuz dönemleri yaşıyoruz. Tam tersi, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının tersine demokrasi kutsala da dil uzatılmasını ifade özgürlüğü alanında sayan bir anlayış, bir yönetim şekli. Yani bizim aday olduğumuz, aday olmaya çalıştığımız, aday olduğumuz Avrupa Birliği veya dünyada ileri ülkelerin, ileri diyebileceğimiz kusurlarıyla birlikte demokrasilerin savunduğu şey şok edici de olsa, sarsıcı da olsa, birilerinin kutsalına hakaret anlamına da gelse, ifade özgürlüğünün her koşulda savunulmasının demokrasinin işlemesi anlamında değerli oldu. Birileri bundan incinebilir, birilerine zor gelebilir ama dil koparmayla olmaz. Bu ancak söz ve söylemle olur. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı gibi ülkenin en üst kademesindeki bir yetkilinin diyeyim, yani insanların oylarıyla oraya görevlendirmeyle gelmiş bir yetkilinin, bir sanatçının veya herhangi bir yurttaşın dilini koparmaktan bahsetmesinin sokakta nasıl yansımaları olabileceğini, işte siyasi suikastları çokça yaşadığımız bir coğrafyada, bir ülkemizde bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşünmek dahi istemeyiz. Dolayısıyla dil koparma ifadesinden dolayı geri adım ve hatta bir özür gerekir bence burada. Özür dilenseydi o zaman tam anlamıyla bir geri adım atılmış olurdu. Burada öyle bir şey yok. Burada sadece siyasi bir hesapla Sezen Aksu meselesinin pek de kendilerine yaramadığını görerek öyle durumu zevairi kurtarmak yönlü bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Bir de diğer taraftan aslında eleştiriniz varsa bunu ifade eder. Sezen Aksu ne kadar güzel değil mi? Sanatsal bir üretimine saldırıldı ve o da yine sanatsal bir şekilde sözünü söyledi, yanıt verdi. Eleştirinin yolu böyle olması gerekiyor. Ama şimdi dil kopartmaktan bahsedildiği zaman şey de akla geliyor. Ya o zaman artık böyle şarkılar yapmayalım. Ben programda aman bunu söylemeyeyim. Ya da bu kitabın içerisinde şöyle bir söz geçiyor. Aman bunu basmayalıma varabilir değil mi mesele yani? Tabii ki yani bunlar bedel gerektiren adımlar ve bir cüret ve cesaret gerektiren adımlar. Bu yeni de değil, yani sadece şu anki iktidarın durumu da değil. Türkiye'de her zaman bu meseleler zordu. Yazanlar, çizenler üzerinde baskılar her zaman vardı. Yani bizim büyük yazarlarımızın neredeyse hepsi cezaevi tatmıştır, cezaevi günleri yaşamıştır. Dolayısıyla geçmişte de çok parlak bir noktada değildik. Ama yani bir takım açılımlar, bir takım yenilikler, demokrasi yönünde adımlar ve mücadeleler sonucunda kazandığımız bazı mecralar, daha doğrusu alanlar vardı. Şimdi onları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. İster istemez insanlar cezaeviyle veya daha kötü baskılarla karşılaşmamak için otosansür uyguluyorlar kendilerine. Bu otosansürün de nihayetinde insanın kendisinin birey olarak hem de toplumun kendine gerçekleştirme potansiyeline vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu hem insanları sıkıntıya sokan, hem toplumu sıkıntıya sokan, hem de ortamı genel olarak kültürel veya siyasal ortamı çoraklaştıran bir şey, kurutan bir şey. Çorak, kuru bir coğrafyada ve ülkede mi yaşamak istiyoruz? Yoksa daha yeşeren, hep birlikte bir araya olduğunuz ve karşı karşıya olan fikirlerin de fikir olarak çatıştığı bir ortamda mı var olmak istiyoruz? Bizlerin ne istediği belli. İktidardakilerin, muktedirlerin de ne istediği belli. Arada böyle bir mücadele var. Umarım biz burada mücadelemizden geri durmayarak otosansürü mümkün mertebe uygulamayıp Sezen Aksu'nun orada yaptığı gibi geri adım atmayarak ve hatta karşındakini geri adım atmaya zorlayarak durabiliriz. Bu anlamda da ilham verici olduğu için de kıymetli bir hareketti. Zaman Biberyan'dan bahsedeceğiz. Onun hayatı aslında Türkiye'de aydınların neler yaşadığının da bir özeti olarak okunabilir ama ondan önce salgın döneminde yine seninle kısa bir yayın yapmıştık. Orada da sormuştum. Sen salgından bu yana her hafta Ermenice'den bir şiir çeviriyorsun. Yüzü aşkın
olmuş olmalı. Ne zaman? Bu hafta 101 oldu. Şahane. Peki onlar ne zaman kitap olarak yayınlanacak acaba? Robert Kotler çevirisiyle. Bu beni güldürüyor çünkü ben böyle salgının ilk günlerinde, yani hepimiz eve kapandığında, biz de yayın evinin ofisi kapattık, YSYAN salonundaki etkinliklere son verdik. Herkes gibi ben de eve çekildim. O dönemde yalnızdım. Ve böyle akşamları hani biraz kendimi eğlemek için gündüz çalışıyordum. Akşamda biraz daha rahat saatler geçirirken her gün bir şiir çevirmeye ve paylaşmaya başlamıştım. Bizim yayın evinin kurucularından Yetvar Tomasyan, Tomo abi, ben böyle 10-12 çeviri yaptığımda Robert bu kitap olur, bu çok güzel fikir olur falan diye böyle heyecanlanmıştı. O hep heyecanlanır sağ olsun. Ben de onu biraz şey yapmak için, ona geri adım attırmak için Tom abi bir dur, şu hele bir yüze varsın, ondan sonra bakarız konuşuruz demiştim. Orada hani yüze varacağı fikri bende yoktu açıkçası. Biraz salgının bu kadar süreceğini de bilmiyorduk. Biraz Tom abiyi sakinleştirmek için ve üstüme gelmesin diye yaptığım bir şeydi. Ama geçenlerde bir topladık gerçekten bir arkadaşımızın desteğiyle. Yani ne yapmışız diye şöyle bir geriye dönüp baktık. 101 şiir olmuş paylaştığımız. Ve evet, yani sorunuza cevap, kitap olsun artık istiyoruz. Adına şimdilik böyle dosyanın adına karantina şiirleri dedik. Ermeni şairlerden bir güldeste olacak. Ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Bazı önemli şairler var mutlaka eklenmesi gereken. Onlardan biraz çeviri yapmam gerekiyor. Hayat hikayelerini çalışacağım. Bir sunuş belki yazacağım. Dolayısıyla kafamda bir kitap projesi olarak aslında başından beri çekingen de olsa Tom abiyi iteklerken vardı. Şimdi o gerçeğe doğru daha somutlaşmış bir halde. Umarım çok fazla zaman geçmeden çözeriz, bitiririz. Kitap olarak da yayınlanır. Çok kıymetli o çeviriler. Çünkü ben düşündüğümde Ermeni edebiyatından, Ermenice edebiyattan romanlar okumuşum, öyküler okumuşum. Şiir pek bilmiyormuşum. Şair de tanımıyormuşum. O kitap herhalde bize Ermenice yazan şairleri de tanıtmış olacak bütün dünyada. Yani amaç biraz oydu. Yani beni eylemesinin dışında. Şunu söyleyebilirim. Yani karantina şiirleri adını başından beri düşünürken kendimizin hani biraz böyle evlere kapanmış bir tür karantinada olmamızı da düşündüm. Ama şu da var, Ermenice edebiyat şiiriyle, düz yazısıyla sanki biraz hep karantina altında gibi. Yani 1915'te yemiş olduğu çok büyük bir darbe var soykırım nedeniyle. Ama ondan sonra da hani bir takım dil bariyerleri, Ermenistan'ın küçüklüğü ve kapalılığı, batıda yaşayan Ermenilerin dillerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olmaları nedeniyle Ermenice üreten edebiyatçı az. Üretenler de onların başka dillere aktarılması ihtimaliyle o şansla çok fazla buluşamıyorlar. Ben orada bir köprülük görevi yapmak istedim ve belki de aslında karantina günlerinin içinde o karantinayı, dilin de edebiyatın da karşı karşıya olduğu karantina durumunu aşabilir miyiz acaba gibi bir, belki de bir çabaydı. Öyle anlamlandırılabilir. Ve şiir de burada en hor görülen tür tabii ki. Yani Türkiye'de de öyle aslında, Türkçe'de de öyle. Şiir kitapları çok zor basılır. Çok az basılır. Çok az basılır, çok zor satar, reklamı yapılmaz. Yani onun çok peşinden gitmeniz gerekir. Ermenice şiirin de hikayesi maalesef öyle. Biz orada yine bir hoş jest, yani çok büyük bir şey değil. Çok akademik, çok derin bir çalışma değil. Yani sosyal medya ortamında başlayan bir şey. Ama neticede elimize ulaşan şey bir fikir veriyor, bir tat ve bir koku veriyor Ermenice şiir. Ya da Ermeni edebiyatçıların ürettiği şiirler hakkında. Çünkü İngilizceden de çeviriler yaptım ben. Dolayısıyla oradaki duyguları, oradaki ruh hallerini, göçmenliği bazen geçmişin kaybını, yası ama aynı zamanda aşkı, günlük hayatı anlatan şairlerden örnekler var. Güncel şairlerden çokça örnek vermeye çalıştım aslında. Kadın şairlere epey önem vermeye çalıştım bulabildiğim ölçüde. Dolayısıyla orada ben de mutluyum. Yani güzel bir şey olacak diye umuyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz gerçekten ve bu da işte başka araştırmalara da kapı aralayabilir bu konuda. Biberyan'dan bahsedersek gerçekten yaşadıklarım hem Ermeni kimliğiyle, Ermeni tarihinde Türkiye'de neler yaşandığının bir özeti gibi eserlerinde de bunu görüyoruz. Hem de çok önemli bir aydın, edebiyatçı kimliğinden önce gazeteci, bu yüzden işte yazıları nedeniyle yargılanıyor. Sansar Yanhan var, hapislik var, yurt dışı var. Pek çok aslında onun kimliğinde pek çok hikaye var. İlk kitabını kendi çabalarıyla bastırmaya çalışması var. Neler söylersin? Biraz senden dinleyelim. Seven Biberyan'ı. Evet, yani Biberyan benim için de belki Türkiye'li Ermeniler için de artık Türkiye'li Ermeni olmayan edebiyat severler ve ne bileyim belki bazı siyasi hareketlerin içindeki
dostlarımız adına da önemli bir figür olma yolunda ilerliyor. Bazılarımız için zaten oldu. Belki o daha fazla insan için de çok şey ifade edecek. Tam da dediğiniz anlamda yani hayatıyla yazdıklarıyla ve yaşadıklarıyla aslında Cumhuriyet tarihinin belli dönemeçlerinde yer almış. Orada Ermeni olarak da Ermeni olmanın ne olduğunu da kendi hayatıyla gösteren bir figür ve bu anlamıyla da önem taşıyor. Ben türlü hayal kırıklıklarına rağmen yani türlü zorluklara rağmen Biberyan'da beni en çok çarpan şey hem çok büyük bir yazar olması bence, müthiş bir yazar olması, çok iyi bir romancı olması. Ama aynı zamanda da yazmaktan, çizmekten, çevirmekten, edebiyat üretmekten, maddi zorluklara ve siyasi baskılara rağmen hiç vazgeçmemiş olmasını çok kıymetli buluyorum. Burada da hani direnmek kendi başına bir değer elbette ama burada bana güzel gelen, iyi gelen şey Biberyan'da. Bu direnci göstermek, yani o üretimi öyle veya böyle bırakmamak bir umudu bence en fazla simgeliyor. O umut elbette ki bir yaşam umudu, yaşamak umudu ama aynı zamanda Türkiye'de yaşamak umudu anlamına geliyor. Türkiye'de daha özgür, daha eşit, daha adil bir Türkiye'de yaşamak umudu anlamına geliyor. Biberyan çoğunlukla Ermeni çevrelerin içinde kalmış görünüyor. Yani Ermenice yazmış olması hasebiyle sadece bir romanını kendisi yaşamında Türkçe çevirip yayınlatabildi. Türkçe yeniden yazıp yayınlatabildi. Ama işte Türkiye İşçi Partisi içindeki faaliyetleri, milletvekili adayı olması, sonra belediye meclisine seçilmiş olması, yani sosyalist hareketin bir parçası olması hasebiyle de bizim hepimizin burada bir arada yaşamına dair bir umut anlamını da onun hayatı taşıyor diye düşünüyorum. Çevirileri Yordam Yayınları basıyor bugünlerde. Balzac'tan yaptığı işte yakınlarda yayınlandı Upton Sinclair'in Sanayi Kralı, Aramandonyan'dan Balkan Savaşı'nı çevirmiş olması Türkçe'ye. Yani başka dillerden Türkçe'ye edebiyat ve entelektüel birikim taşımış olması da yine aynı şekilde. Elbette ki bir maddi kazanç çeviriyle geçinmek amacı vardır ama aynı zamanda Türkçe okuyanlara yani kendi vatandaşlarına, Ermeni olmayan vatandaşlarına da bir anlamda bir kültür ve siyasi hizmette bulunduğu anlamına geliyor. Bu bir arada yaşama arzusu da her türlü zorluğa, şiddete, baskıya rağmen bana yine bizler de böyle insanlar olmaya çalıştığımız için ilham verici geliyor. Ve gazeteciliğinden bahsettiğimiz zaman benim aklıma elbette Hrant Dink de geliyor. Özellikle o bir arada yaşama hevesiyle ilgili. Ocak ayında onu da anıyoruz Uğur Mumcu ve Metin Göktepe ile beraber. Biberyan'ın da işte adını söyleyemeyeceğim. Sol bir dergileri var, kapanıyor. Noror. Sen de bir yazında Agos'u onun devamını eklemişsin. Doğru. Mesela. Neler söylersin bu konuda? Çünkü... Evet, Biberyan yani otobiyografisinde Mahkumların Şafağı'nda da uzun uzun anlattığı gibi Nafa askerliği, yani önce normal askerlik, sonra Nafa askerliğinden dolayı 3,5 yıl çok uzun süre askerlik yapıyor ve çok çileli bir askerlik. Yani gayrimüslim yurttaşları bir tür toplama kampı koşulu altında tutmak ve onlar üzerine bir tehdit, demokrasinin kılıcı gibi sallandırmak amacı güden ayrımcı bir uygulamanın mağduru. Döner dönmez de askerde ilerlettiği, yani sözlük paralayarak ilerlettiği Ermenicesini gazeteci olarak kullanabileceği bir mecra buluyor. Yani parlak bir genç, ateşli de bir genç, yani siyasi olarak da yaşama bakışı itibariyle de. Dolayısıyla Ermeni gazetelerde kendine yer buluyor ve epey sivri tavırlar takınarak o günün Ermenice basını içinde kendine bir yer ediniyor. Şaşırtıyor buradaki basın kurumlarını ve basını takip edenleri, gazetecileri. Ve orada yaptığı şey hem Norlur gazetesinde ki daha ortalama siyasi olarak yumuşak bir gazeteyken Biberyan'ın yayın yönetmenliği, baş editörlüğü altında biraz daha sivri çıkışlar olan bir gazeteye doğru evriliyor ve daha çok satmaya başlıyor. Demek ki toplumda da bir karşılığı var. Daha sonra da Noror gazetesinde tamamen bu sefer sosyalist bir ekiple bir araya gelerek çıkardığı bir gazete. Noror Yeni Gün demek. 1945'in sonlarında basın biraz özgürleşince İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle yayınlanmaya başlıyor. Ve Biberyan da o günlerde daha önce biraz daha milliyetçi bir Ermeni çizgisindeyken, ilk gençliğinde, askerliğinden önce, daha sonra sosyalist görüşlerle tanışmış ve o ideallere inanmış bir genç yazar olarak bu görüşlerini savunuyor.
Noror gazetesi benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet döneminde yani soykırımdan sonra özellikle 1915'ten sonra 1945'e 30 yıl mütareke dönemini dışarıda bırakırsak Ermeni basını sessiz, suya sabuna dokunmayan, çok fazla risk almak istemeyen baskılardan dolayı dönemi. Noror ilk defa vatandaş olarak eşitlik, adalet istiyor. İlk kez siyasi sözler etmeye başlıyor ve maalesef de Türkiye'de işte çokça olabildiği gibi bir takım sol yayınlarla birlikte 1,5 yıl sonra kapatılıyor. İşte Biberyan'ın cezaevine düşmesi de bundan kısa bir süre sonra olacak. Ondan sonra Ermenilerin yeniden Ermeni olarak bu eşit vatandaşlık, özgürlük, adalet talebinde bulunmaları ve Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesine bir anlamda kendi bulundukları yerden katkı sağlamaya çalışmaları için 50 yıl geçmesi gerekiyor. Ağustos'a kadar bu pek olmuyor. Evet, Ermenice gazeteler var ama onlar az önce bahsettiğim profilde sessiz sakin, fazla görünmek istemeyen yayınlar ve etki alanları da sınırlı. Ama Hrant Dink ve arkadaşları Nisan 1996'da Agos'u kurana kadar böyle bir cesur Ermeni gazetesi olmuyor. Dolayısıyla bir kuşağı, Biberyan ve kuşağı gerçekten çok zor koşullarda yaşadılar. Biberyan yurt dışına gitmek zorunda kaldı, döndü. Ama pek çok kalem arkadaşı başka ülkelere göç ettiler ve dönmediler. Dolayısıyla oradaki Noror kuşağı, o gazetenin sosyalist, genç ve parlak yazarları burada hırpalanıp yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarında Ermeni cemaatinin o entelektüel üretimi, siyasi söz söyleme yetisi de büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu diye anlıyorum. 1915'te olduğu gibi 1945'te de aynısı oldu. Sonra 1996'ya kadar beklemek gerekti. 96'da bu başladıktan sonra zaten olanı biz kendi hayatımızda biliyoruz. Hrant Dink ne kadar etkili olduysa, ne kadar söz söylediyse üzerindeki baskı ve tehditler o kadar arttı ve artırıldı. Hedef haline getirildi ve sonunda da zaten 2007'de 19 Ocak'ta katledildi. Dolayısıyla bu cesareti gösteren insanların neyle karşılaştıkları ve o tehditlerin bedellerinin ne kadar büyük olduğunun da hikayesi sizin dediğiniz gibi hem Biberyan hem de Hrant Dink tabii ki maalesef. O askerlik sonrası Karıncalar'ın Gün Batımı kitabında da anlatılır aslında. Askerden döner ve oradaki tabii altında başka hikayeler vardı. Hem soykırım hem varlık vergisiyle ilgili. Oradaki son cümleki sonradan eklenmişti. Onun hikayesini belki siz sonra anlatırsınız. Diyor ki Ermeni olmamanın daha iyi olduğunu fark ediyordu ama Ermeni olmamak imkansızdı. Evet. Yani bu Biberyan'ın eserlerinde çok baskın bir tema. Yani türlü şekillerde ifade edilebilir. Çokça Mark Nişanyan'a, edebiyatçı ve filozof Mark Nişanyan'a atıfla söylüyor. Felaketi anlatmak çabası Ermenice edebiyatta çokça rastlanan. Ama felaketi anlatmanın aynı zamanda imkansızlığı. Yani tanık olarak anlatmanın, onu yaşayan kişi olarak anlatmanın, sizin başınıza gelen travmanın ne olduğunu idrak etmenin neredeyse imkansızlığından dolayı bunu tanık olarak anlatmanın imkansız hale gelmesi. Çünkü siz o bütün büyüklüğüyle onu kavrama şansınız yok diye bakılıyor. Edebiyat bunu aşmanın bir yolu olabilir. Ve pek çok Ermeni edebiyatçı da gerçekten o felaketi başlarına gelen felaketi edebiyat yoluyla anlatmayı denediler. Burada başarılı örnekler var, başarısız örnekler var. Başarıya yaklaşanlar var, yaklaşamayanlar var. Biberyan'da da bu çok baskın bir tema. Hem Ermeni olmanın ne anlama geldiğini anlatıyor, hem aynı zamanda bu koşullar altında birey olmanın ne anlama geldiğini, kendi hayat hikayesinden elbette yola çıkarak ama başkalarını da anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla yine Karıncaların Gün Batımı'nda her 10 yılda bir gelecek olan felaketi beklemek. Yani 1915, işte 1930'larda olanlar, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları, varlık vergisi 41, yanılmıyorsam 41-42, 20 sınıf ihtiyat askerliği, nafe askerliği ile beraber büyük bir zulme dönüşmesi, 6-7 Eylül ve sonra da gerçekten... Bir taraftan Türkiye'deki darbeler. Darbeler ve Ermeni olmanın her anlamda güvensiz bir şey olması, güvensizlikle birlikte yaşamak, halini alması ve o güvensizliğin, o korkuların aynı zamanda sizi şekillendiren, belirleyen bir şeye de dönüşmüş olması. Yani korkarak yaşamanın bir hayat tarzı olması ve bunun ruhta yarattığı ağır tahribat. Biberyan bunu anlatmaya çalışıyor. Ermeni olmamak iyiydi. Çünkü o zaman
bunlardan kurtuluyorsunuz bir anlamda. Biberyan da bunu Baret Tarhanyan karakterinde, Karıncaların Gün Batımı'nda Anadolu'ya, Güneydoğu'ya gittiğinde, ki anlatmıyor böyle orada ne yaşandığını, biz bilmiyoruz aslında romanda. Orada Ermeni olmamak mümkündü diyor. Yani belli ki bir kendisini iyi ağırlayan bir ortamda kendine güvenli bir alan bulabilmiş. İstanbul'da Baret en dibe düştükten, en kötü koşulları yaşadıktan sonra neredeyse bir kurtuluş gibi İstanbul'dan uzaklaşıyor. İstanbul onu atıyor, kusuyor. Buraya biraz nispeten hayata tutunmuş olarak, biraz daha böyle güçlenmiş olarak döndüğünü anlıyoruz romandan. Ama yine bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyor. Çünkü Ermeni olmaktan asla çıkmadığını, çıkamayacağını anlıyor buraya geldiğinde de. O yüzden Ermeni olmamak imkansız. Yani benim tırnak içinde Robert Koptaş olarak Türkiye'de, İstanbul'da Ermeni olmamam ne kadar imkansızsa, roman kahramanımız için ve Zaven Beryan için de öyle. Zaten işte o 10 yılda bir gelen felaketlerin birinin eşiğinde bitiyor romanda. Yani 6-7 Eylül'de Kadıköy'den, Mühürdar'dan karşı tarafa bakarken gökyüzüne yükselen kızıl dumanları, alevleri görüyor. 6-7 Eylül'ün ateşini görüyor. Böyle olayları diye geçtiğimiz meselelerin Türkiye tarihinde sadece gayrimüslimlere değil, buna pek çok olayı ekleyebiliriz. Şimdi göçmenlere yönelik saldırılar. Ne kadar hayatları zindan ettiğini insanlara, ne kadar can yaktığını, ne kadar onların yaşam koşullarını ortadan kaldırdığını biraz olsun tenimizde hissedebilirsek o olayların içini daha iyi doldurabiliriz. Bence Biberyan bunları da iyi anlatabildiği için siyasi ajitasyona kaçmadan, propaganda yapmadan gerçek edebiyat eserleri ortaya koyabildiği için de çok kıymetli. Edebiyatından biraz daha bahsedersek, yalnızlarla tanıdım ben. Hatta sanırım pek çok kişi de öyle tanıdı. Sonra Meteliksiz Aşıklar geldi. Özyaşama öyküsünü geçenlerde yayımladınız. İsmini hemen söyleyeceğim. Mahkumların Şafağı. Karıncaların Gün Batımı'nda sanıyorum ki başyapıtı olduğu söylenebilir. Yayımlandığı zaman 2019'da siz bir yazı yazmıştınız. Biberyan'a Bir Yer Lütfen diye, çok güzel bir yazıydı. Ve sonlarına doğru diyordunuz ki, Zaven Biberyan'a memleket romanı edebiyatı içerisinde bir yer açmalıyız. Şahsi kanaatin bunun zirvede bir yer olması gerektiği yönünde en büyüklerin yanında. Aradan birkaç yıl geçti o yazıdan bu yana. O yer açıldı mı diye sormak isterim. Çünkü sanki artık daha tanınan, bilinen, hak ettiği yere ulaşan bir yazar gibi Türkiye'de. Evet. Yani o yazıyı yazmış olmaktan dolayı da mutluyum. Önce onu söyleyeyim. Sevdiğim bir yazı ve ne mutlu ki karşılığını bulmuş bir yazı. Tam sizin dediğiniz gibi. Çünkü Biberyan o günden sonra daha çok tanınır oldu gerçekten. Burada yazı tek başına bir rol oynamadı. Pek çok yazar, pek çok okur, pek çok eleştirmen, pek çok edebiyat uzmanı Biberyan'la daha yakından ilgilenmeye başladılar. Onun hakkında konuşmaya ve yazmaya başladılar. Biberyan'ın eserleri o güne kadar nispeten ortadaydı. Ama böyle bütünlüklü olarak çok değerlendirilmemişti. Aslında bizim Karıncaların Gün Batımı'nı yayınlama öykümüz de, yani 98'de kitabı Babam Aşkali'ye Gitmedi adıyla Türkçe'ye eleştirmiş olduk. Ve orada fark etmediğimiz bazı eksikler, Ermenice kitabın ilk kitap olarak, tefrika değil de kitap olarak basımından kaynaklanan bazı eksikler varmış. Bunu daha sonra fark edince onları eksiksiz basım haline getirme çabası oldu. Orada da bazı hatalar gerçekleşti. Yani yayıncılık kazaları diyeyim gerçekleşti. Neticede 2019'da gerçek bir eksiksiz basıma ulaştığımızda bu bazı şeyleri, hatalarımızı tespit edip sonra da kitabın adını aslında bir tür iade itibar gibi yerli yerine koyunca, yani gerçek adını Karıncaların Gün Batımı, Ermencesiyle Mırçunları Verçalıysun'a teslim edince sanki taşlar yerine oturdu gibi oldu. Benim yazımda bunun altını çizen bir şey oldu. Biberyan çok iyi bir yazar. Bugün pek çoğumuzun, okuyanların pek çoğunun teslim ettiği gibi. Ama Türkiye'de tabii ki Ermeni yazar, Ermenice yazan yazar olmanın tırnak içinde kanona girmeyi imkansız hale getirmesi. Yani Türkiye edebiyatı, zaten bu da tartışmalı bir kavram. Yani tartışma yaratan bir kavram daha doğrusu. Türkiye edebiyatı denmesi tercih ediliyor pek çokları tarafından. Türk edebiyatı bile desek, Biberyan'ı bu ülkede, bu ülke romanında, bu ülke edebiyatında, belki Zabel Esiyan'ı da, belki Mıgırdiç Margosyan'ı da nerelere oturtacağımız, onlar gibi farklı etnik kimliklerden gelen, kendi yaşam hikayelerinden süzdüklerini edebi eser olarak ortaya koyanları nereye yerleştireceğimiz meselesi hep o kanon tarafından önü kapatılmış bir meseleydi.
bizim yayın çabamız, orada gösterdiğimiz ısrar, yani bu önemli bir şey. Liberyan'ı yayınlamak, Yesaya'nı yayınlamak konusunda ve bunu neredeyse sonsuz bir çaba olarak her keşfimizi, her yeni öğrendiğimizi bir yayına dönüştürme yolundaki ısrarımız ve istikrarımız şey yol açtı, onu söyleyebilirim. Yani bir taşa ısrarla küçük küçük de olsa vurduğunuzda o taşı çatlatabiliyorsunuz. Biz de taşı çatlatmış gibi olduk diye düşünüyorum. Biberyan örneğinde. Dolayısıyla Biberyan artık daha çok tanınıyor, daha çok konuşuluyor belli bir çevrede. Ben hala orada alınacak yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ders kitaplarına, üniversite derslerine, insanların günlük hayatına daha çok girebilir. Belki daha büyük bir yayın evi olsaydı, daha çok imkanları olan bir yayın evi olsaydı bunu bizden daha iyi başarırdı. Ama zaman içinde bu da olacaktır. Belki bu da başka yazarlara hem kapı açacaktır, hem de bizim Türkiye'de üretilen edebiyatı görme biçimimizi etkileyecektir diye düşünüyorum. Biberyan gibi başka örneklerle de karşılaşabiliriz. Başka dillerde üretmiş yazarlarla da karşılaşabiliriz. Karşılaşmasak bile Türkiye'de üretilen edebiyatın sadece Türkçe ile sınırlı kalmadığını öğrenmiş ve daha doğrusu bence hatırlamış, kabul etmiş. Bir tür inkardan vazgeçmiş oluruz. Çünkü bu ülkede sohbetin başında söylediğimiz gibi başka diller konuşuluyor, başka dillerde yazılıyor, başka dillerde rüyalar görülebiliyor. Dolayısıyla buna bu alan açmak gerekiyor. Biberyan bu alanı çok iyi bir yazar olarak açtı. Ama kategorik olarak o tekçilikten uzaklaşırsak belki başka yazarlara da alan açma imkanı buluruz. Bu da hepimize iyi gelir diye düşünüyorum. Biberyan'la tanışmak için sergi de çok anlamlı bir başlangıç. Tabii yazmak teselli oluyor. Mahkumların Şafağı'ndan bir cümleden alıyor adını. Arşivden fotoğraflar var, defterleri var, resim yapıyor, resmi var. Neler var başka sergide diye sormak isterim sana. Evet, biz Biberyan'ın geçen yıl aslında bu yıldın 100. Yaş dönümüydü. Yani 1921 doğumlu Biberyan. 2021'de onun 100. yaşıydı. Biz işte Ermenice şiir kitaplarını Sevan Devirmenciyan derledi. Dolayısıyla bunu bir yayınla aslında taçlandırmış olduk. Türkçe'de de otobiyografisi, kendisinin Fransızca yazdığı Mahkumların Şafağı'nı Türkçeleştirerek ona katılmış olduk. Mahkumların Şafağı ile birlikte de bir dizi etkinlik düzenledik. Çeşitli sohbetler hem Yeseyans salonunda hem çevrimiçi olarak Biberyan edebiyatına yaklaşmaya çalışan, onu tartışmaya çalışan bazı etkinlikler düzenledik. Seven Gül Sönmez arkadaşımız bizim Yeseyan salonunda, şu an sanırım ekranda da görünüyor. Yeseyan salonunda bir mini sergi diyebileceğim. Ama dediğiniz gibi Biberyan'ın mektuplarını, defterlerinden örnekleri, fotoğraflarını, saatini, piposunu sergilediğimiz, onun dünyasını, onun hayatını türlü yönleriyle aktarmaya çalışan bir derleme yaptı. O sergi hem bizim şimdi salonumuzu güzelleştiriyor, hem de salonumuzda gelen insanlarla buluşmamızı, sohbet etmemizi Biberyan üzerine sağlıyor. Dolayısıyla bu önemli yazarın, bizim için çok önemli yazarın 100. yaşını bu sergiyle de kutlayarak taçlandırmış olduğumuzu hissediyoruz. 11 Ocak doğumlu Biberyan, 11 Ocak 2022'de 101. yaşını kutlamış olduk. Ondan hemen sonra da sergiyi açtık. Mart sonuna kadar açık kalacak. İşte Gavroş gazetesinde hakkında yazılmış genç ve sivri bir yazar olduğunu anlatan bir yazı var mesela. İşte Kulis dergisinin kapağında Biberyan'ın yer aldığı Hagop Ayvaz'ın tiyatro dergisi Kulis'te bir sayı var. Başbakanlıkta Biberyan'ın, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivlerinde Biberyan'ın takip edildiğini, yazıların çevrildiğini ve Milli İstihbarat'ın Ermenice çevirmeni tarafından onun yazıların raporlandığını gösteren Talin Sucuyan'ın kitabından alınmış bir belge var. Dolayısıyla Biberyan'ın hayatının bu türlü yönlerini, tip içindeki faaliyetlerini mesela oradan kongrede yaptık bir konuşmanın fotoğrafı gibi örneklerle isteyenler tünelde bizim ofis alanımızın içindeki Yeseyan salonunda Mart sonuna kadar ziyaret edebilirler. Evet. Hagop Ayvaz sergisi de ne kadar güzeldi ve siz kitabını yayınlamışsınız. Esen Çamurdan'la konuşmuştuk onunla ilgili. Gerçekten şahaneydi. Aras yayınlarından bahsedecektik ama neredeyse hiç zamanımız kalmadı. O yüzden bir kitaptan söz edelim istiyorum. Sevan Devirmenciyan'ın Mavi Hayal diye şu an için Ermenicesi yayınlandı. Ermeni edebiyatında Ada, Sahiller gibi Türkçesi ne zaman yayınlanacak diye sorayım. Evet, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben de. Daha yarın yani
okuruyla buluşacak. Maalesef Ermenice okur tabii kısıtlı ama yine de dağıtım şirketimiz Cuma günü onu isteyenlere ulaştırabilecek. Biz de internet sitemizden satabiliyoruz. Sevan, Değirmenciyen Ermenice editörümüz, Cumhuriyet döneminde İstanbul'da yaşamış ve yazmış Ermenice edebiyatçıların öykülerine deniz hakkında, İstanbul'da deniz, boğaz, İstanbul kıyıları, İstanbul adaları, vapurlar, iskeleler hakkında bu ortamlarda geçen ve tabii ki insanlar hakkında yazılmış öykülerini derledi. İçinde Biberyan, Gobelyan, pek çok yazar var. Sona Dermer, Karyan var. Böyle güzel bir derleme oldu. Zaten Yetvar Tomasyan da yine yayınımızın kurucusu. Bu yönlü bir dosyası ve toplamaya çalıştığı bir şey vardı. Sevan onu daha da geliştirmiş oldu. Biz bu kitaptan, bu kalınca bir kitap, bu kitaptan biraz eleme yaparak Türkçe'de böyle hoş bir seçki oluşturacağımızı düşünüyoruz. Yayın programımızı aldık ama tarihi netleştirmedik. Henüz çevirisi de başlamadı. Ama tahminim bunun önümüzdeki yıl, 2023'te yayınlanacağı yönünde yayınlamak istiyoruz. Heyecanla bekliyoruz ama bir taraftan yayıncılık dertleri de var tabii. Konuşmaya pek fırsatımız olmadı. Maalesef. Umarım bu zor zaman geçsin. Öber Koptaş, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. Için, çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Evet, kültür servisini bu haftada tamamladık. Sağlık diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere.